yıllık bir tarikat kültürünün parçasıyız, işte sen kimsin? İşte senin deden bile söndürememiş İslam'ın nurunu falan. Sen mi söndüreceksin? Ebu Cehil torunu falan yazmışlar bana. Şöyle bir algı var. Osmanlı döneminde aktif olan bu Bektaşiler, biliyorsun Anadolu'yu Müslümanlaştırma ve Türkleştirme görevi gidiyor bunlar. İşte Ahi Evren falan. İşte falan Ahi Evren dediğin de orada ses kesildi. Yani diyorlar ki bakın bizim tarihsel bir background. Ahi Evren'i örnek alıyorlar mesela. Bir sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Sabotaj. Ahi Evren'i örnek alıyorlar. Mesela diyorlar ki işte bunlar zamanında böyle bir örgütlenme yapmıştı. Görüyorsunuz bizim background'umuz, yani bu Neo Osmanlıcılık gibi bir şey aslına bakarsan. Bizim background'umuz neredeyse 1000 yıllık işte arka planımız. Biz bu kültürün devamıyız falan. İşte Fatih de İstanbul'u aldığında işte Akşemseddin de şöyleydi gibi savunmalardalar, ama bu tabii doğru değil. Yani endüstriyel tarikatlarla, bugün bildiğimiz tarikatlarla, o dönemin işte mektepleri diyelim, o meşhur alimleri falan filan, bunlar aynı şey de değil. Yani bunlar endüstriyel tarikat. O döneminkiler gerçekten bir merkezde bulunan geleneksel diyebileceğimiz bir tarikat anlayışları var onların. Yaygın bir şey değil. Hani tüm toprakları kapsayan ve genel bir merkezi kontrol altında olan, işte ticaret, ticarete giren, eğitim yapan, politika yapan, bu şekilde değil. Fakat bugün işte Cumhuriyet, yani bugün Cumhuriyetimizde olan tarikatların birçoğu, yani yaklaşık %90'ı herhalde, bu formüle göre hareket ediyorlar. Yani ticaret yapıyorlar, siyaset yapıyorlar, diyanet yapıyorlar, her şeyde varlar. Müthiş büyükler. Öğrenci sayılarını falan zaten o videoda anlatıyorum. Özellikle öğrencilere ulaşmak istiyorlar hani eğitim konusunda. Siyaseten baskı yapıyorlar öğrencileri alabilmek için. Yani agresifler. Anlatabiliyor muyum? Agresif bir politikaları var ve kendi devlet yapılanmaları var kendi içerisinde. Uyumlu bir toplumla uyumlu bir yapı değil. Toplum karşıtı aslına bakarsan böyle. Kendi içerisinde kümelenmiş, çok değişik kuralları olan, hani bazılarının kuralları gerçekten değişik yapıları olan tipler bunlar. Bu endüstriyel tarikatlar dediğimiz. Hatta Neo Osmanlıcılık dedik ya da aynı. Bu Osmanlıcılığın içi pek boşaltıldığı için mesela Menzil bugünlerde Selçuklu'ya çok sahip çıkıyor. Çok Selçuklu mirasçısı gibi davranıyor. İşte Selçuklu yüzükleri satıyorlar, işte Selçuklu bayrakları falan filan böyle. Onu sahiplenmiş durumdalar. Çünkü Osmanlıcılığın içi boşaltıldı. Yani yeni bir Osmanlı gerek abi. O da şu anda Selçuklu görüyor mesela. Google Maps'ten aratabilirsiniz. Semerkant diye arattığınız zaman İstanbul'dan işte Anadolu'ya kadar böyle neredeyse 300 tane bayilikleri var. Kültür merkezi, eğitim merkezi, kitapçısı, bilmem necisi, vakfı, şusu, busu. Müthiş bir endüstriyalize olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Topluluktan bahsediyoruz ve sürekli devam ediyor bu arada. Hani tek bir alimlik bir konu değil. Onun çocuğu da devam ediyor, onun çocuğu da devam ediyor. Buna da silsile-i sadat diyorlar. Yani peygamberden beri gelen bir silsile, bir zincir. Görüşleri bu yönde. Bu da işte o lidere bunlara göre bir kutsaliyet veriyor. Yani bir kutsaliyet veriyor onlara. Çok kutsal oluyor o lider de. Çünkü niye? Peygamberden geliyor. Ben bu videoları yaparken Menzilli Ayları falan dinledim. Yani aklını şaşırır. Öyle bir sözleri var ki. Bir tanesi meşhur. Şey, geliyor, geliyor, gönlümün efendisi geliyor diye böyle bir tane şeyleri var, ilahileri var. İşte menzile varamadım gibi böyle best of'lar halinde. Kendi sof şeylerine, gavslarına gerçekten neredeyse dua denebilecek şekilde kutsayan bir şey. Böyle sözleri var. Bunlar dinleniyor. Kendi televizyonlarını izliyorlar. Kendi yerlerinden alışveriş yapıyorlar. Kendi okullarına gidiyorlar. Kendi hastanelerine gidiyorlar. Kendi aralarında takılıyorlar. Hani alternatif bir toplum, alternatif bir devlet gibi. O yüzden de adını şey koyduk. Gölge devlet koyduk şeyin. Aslında gölge devlet iyi bir yakıştırma. Devlet, yanlış söyledim. Çünkü gerçekten bunlar hem gölge gibi hem devlet gibi. Yani tarikatlar, cemaatler, din camiası devletten biraz bağımsızdır. Hatta Osmanlı zamanında din adamları askere bile gitmezlerdi. Düşün, o kadar ayrışmışlar yani. Ama tabii son zamanlarda öyle değil. Özellikle gurbetçileri yakalamaya çalışıyorlar. Bunlar yurt dışına gittiler, bizden kopmasınlar. Yakaladılar zaten. 60'larda ilk Süleymancılar başlıyor. Sonra işte özellikle 80'den sonra biliyorsun Kenan Evren birçok kişiyi kovuyor vatandaşlıktan falan zaten. Sol, sağ, dinci, Kadir Mısıroğlu mesela örneğidir. O zaman kaçıyor, gönderiyor, ülkeden vatandaşlıktan çıkarılıyor biliyorsun. Tabii İngiltere'ye falan oradaki gidiyor. Oraya almıyorlar onu, sonra Almanya. Hepsinin toplama merkezi Almanya'dır. Bugün bile Almanya'ya kaçar birçoğu gittiği zaman. Çünkü Almanya'da yoğun bir Türk nüfusu var. Hani hadi diyelim normal bir şehre değil de mesela Köln, Berlin bu gibi yerler Almanya değildir abi zaten. Şehir büyüklüğünde mülteci kampıdır. Yani oraya gittiğin zaman hiçbir şekilde Almanya'yla falan alakası yoktur oranın. Tamamıyla şeydir.
elden gitmiş yani, anlatabiliyor muyum? Adamlar elden kaybetmiş orayı. Ve adam Almanca öğrenmeden yaşayabilir. Yani pekala Berlin'de Almanca öğrenmeden yaşayabilirsin mesela. İhtiyacın olmaz. Türkçeyle idare edebilirsin. O yüzden zaten Almanya'ya kaçarlar çoğu.